cesaret ve yenilik. Gel. Selam. Gitmeden bir uğrayayım istedim. Keyiflisin. Neden olmayayım ki? Bilmiyorum ki abi. Tabii aklıma birkaç sebep geliyor ama... Devrizciğim, her sebep bir sonuç doğurur. Zamanı gelince sebepler unutulur, sonuç konuşulur. Zamanı gelince. Teyzemle halam resmen birlikte çalışacaklar. Ay şaka gibi değil mi ya? Biz de ziyaretinize geliriz artık bol bol. Koşa koşa hem de. Hem ben hayatımda hiç sanat galerisi görmedim. Ay bundan sonra bol bol göreceksin kuzum. Ya iki kardeş resmen peş peşe iş hayatına atıldınız. Farkındasınız değil mi? Tabii iş hayatı için anneme ilham veren de teyzemdi. Ben üstüme yeni kıyafetler almıştım. Gideyim de onları bir ütülüyüvereyim. İyi akşamlar. Ben de seninle geleyim. Zehra Hanım'a söylemem gerekenler var. Gördün mü? İlham veren teyzemiz dedince nasıl bozuldu? Çok saçmasın bazen ya. Ay sen de çok teyzecisin bazen. Bazen değil hatta her zaman. Halk pazarından sanat galerisine. Ne büyük bir sıçrayış. Dur bakayım neydi senin lafın? Vizyoner sıçrayışı. Çok inandırıcı Ümran. Çok. Sen ne sanat galerisi? Hadi Lebriz'in niyeti ortada. Sinsi'nin teki seni kullanarak beni rahatsız etmek istiyor. Peki senin derdin ne Ümran? Dünya senin etrafında dönmüyor Ümran Hanım. Bana bir iş teklifi geldi, ben de kabul ettim. Altında bir şey arama. Gelin görünce mevzularınıza da beni karıştırma. Bana bunu yapma Ümran. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Olursun. Ben de tehdit ne zaman gelecek diye bekliyordum. Sen benim işimi bana bırak. Git. Kızlara koltuk döşemesi giydir. İyi akşamlar. Günaydın. Karıma söyle de günümüz aysın. Telefonla basmış engeli. Kameralara basılacağız diye eve de gelemiyoruz. Ha bana bak. Söyle sahile gelsin. Bir şey yapmayacağım vallahi. Uf yaptığım yerlerinden öpeceğim onu. Ümran evde değil. İşe gitti. Lan şimdi bu kıyafetle pazara mı gideceğiz ya? Pazara değil yalnız. Karın kariyer basamaklarını hızlı hızlı çıkıyor. Enter takılıyor artık. Sanat galerisinde çalışıyor. Ne demek lan o? Yani şimdi sana bohem ortamlara giriyor diyeceğim ama... senin anlayacağın dilden nasıl söylesem ki? Yani başka türlü ortamlara giriyor. Ressamlar, heykeltıraşlar, entel dantel Yani antin kuntin işler işte Eşref'ciğim. Benim karımın enten, dantel, antin kuntin işlerle ne alakası var lan? Ben sana şimdi adresi gönderiyorum. Sen artık bir hayırlı olsuna gidip kendi gözlerinle görürsün ne iş yapıyor diye. Bye. Alo. Lan. Lan. En feci takım burada. En popülerler. Baksana şunlara ya. Bak bak bak. Bak kızın bacak boyuna bak. Bizim boyumuz kadar. Ne yapalım yani? Yürümeyelim mi? Kızlar. Uzun bir gün olacak ha? Ay yok artık. Nasıl yani? Ümran Hanım efendi. Sen giyin, süslen. Çalışan kadın ol ha. Buyurun. İşte burası. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok değişik. Çok başka bir havası var. İstediğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Ben sanat konuşmaktan hiç sıkılmam. Siz yeter ki merak edin. Mesela şu heykel mi? Değişik. Tam da boş duvarlardan sıkılmışken. Ah, merhaba. Merhaba. Bu sanat sepet işlerine bakıyordum. Yeni mi açıldınız? Hayırlı olsun. 10 yıl kadar yeni. Evet. Ama aradığınızı bulacağınızı eminim. Sanırım buldum bile. Şu... hanımefendinin önündeki heykel mesela. Evet. Evet, Ümran Hanım. Aa, Ümran Hanım efendi, sizin ne işiniz var burada? Ha? Ha, siz tanışıyorsunuz. Evet, evet. Reşat Bey. Ben bir türlü müsait yakalayamadım da sizi. Bütün kalbimle teşekkür ederim size. Bana yaptığınız iyiliği asla, asla unutmayacağım. Bir daha. Bir daha sefer, daha az kalıcı bir parfüm kullan. Ve artık banyo yap. Vallahi koleksiyonculuğa başlayayım dedim. İlk daldığım dükkanda tanıdıkla karşılaştım. Dünya küçük bu demek ki. Öyle. Umay'ı nereden tanıyorum demiştiniz? Umay. Çok çok eskilerden. Mankenlikten. Öyle mi? Evet, hatta geçenlerde zannediyorum sizin abiniz Umay'ın eşiyle tanıştım. Ya. Ümran Hanım'ı da Umay üzerinden tanıyorum. Evet, yani işte son zamanlarda sizin muhitle böyle tanışma halindeyim sürekli. Çok affedersiniz. Rica ederim, buyurun. Resimlerim. Bu Eşref Kaya olmanın en güzel tarafı ne biliyor musun? Kardeşinin parasını çatır çatır yemek. Defol. Ümran Hanım, bakar mısınız bizim kızlara? Çok tatlılar. Ay, kim bu güzeller? Kızınız mı? Hayal benim yeğenim. Hayat da Ümran Hanım'ın kızı. Ümran Hanım'ın kızı değil mi? Allah bağışlasın. Pek güzel. Provadan göndermişler. Ne provası peki? Umay'ın bir organizasyonu. Ha, ne güzel. Çok güzel, çok güzel. Paketleriniz hazır. Buyurun. Teşekkür ederim. Bu arada tekrar hayırlı olsun. Tanıdığım, tanımadığım kim varsa büyüklerin ellerinden, küçüklerin de yanaklarından öperim. Ben daha geleceğim, geleceğim. Benim çok fazla boş duvarım var. Geleceğim, çat kapı gelirim ben. Bekleriz. Çok nevi şahsı da münasır bir tip. Sanattan anlamıyor belli ama eğlenceli bir tip. Adam beni bildiğin kokladı be. Bildiğin kokladı. Kaç gün daha banyo yapmayı düşünmüyorsun? Reşat Bey'e güzel teşekkür ettin, tebrik ederim. Ama asıl bana teşekkür etmen gerekiyor, seni ciddiye almadığım için. Yani eğer ciddiye alsaydım bugün kapının önünde olurdum, biliyorsun değil mi? Bilmem bunu unutmam mümkün mü ama... seninle aynı parfümü sıksak bile aynı ligde değiliz. Belki rüyalarında, belki hayallerinde. Ama gerçek hayatta tatlım, seninle ben hiçbir zaman aynı ligde olmayacağız. Şimdi yatak odama git, kirlilerimi topla ve çarşafımı değiştir. Ha, unutmadan. Bana ağır geliyordu, sana çok yakışmış. Güzel, tempolu kızlar, tempolu. Evet, ritmi kaçırmıyoruz. Ritmi kaçırmıyoruz, durduk. Pause. Evet, geri dönüyoruz. İkinci grup geliyor. Daha tempolu. Güzel. Durduk, pozu verdik. Üçüncü grup. Aynı anda, evet. Güzel, tempolu. Biraz daha tempolu. Tempo, tempo. Hayal, ritim. Ritim, hayal. Pozu verdik, evet. Döndük. Devam ediyoruz. Biraz daha tempo. Ritim geliyor. Çok güzel değil mi? Aynen. Çok güzel. Devam. Hızı verdik. Görüyoruz. Evet. Hayal geldi. Hayal, biraz daha dik, tempolu yürü. Yeni doğmuş antilop gibisin hayatım. Pozu ver. Evet. Döndük. Hayat geliyor. Hayat biraz daha dik. Evet, dönüşü yaptık. Biraz daha tempolu. Güzel. Poz. Döndük. İdil geliyor. Daha asil, daha dik. Arkadaşlar Umay Karay'da yürüyeceksiniz. Perşembe pazarında değil. İdil çok güzel. Aynen. Pozu verdik. Dönüyoruz. Şimdi hayat geliyor. Geçiş. Tempolu. Hayat ne yapıyorsun? Açın arkadaşlar ışıkları. Mola verdik. Mola verdik. Hayal sen benimle gel. Sana flamingo gibi yürü diyorum. Sen köy tavuğu gibi yürüyorsun. Ne yapacağız bunu? Haklısınız, evet. Yani daha dik durman lazım. Birazcık daha postürünü düz tutman lazım. Hı hı. Özellikle cross geçişlerde. Hı hı. Evet. Bende misiniz şu anda? Evet, evet. Kesinlikle. Okay. Kesinlikle. Peki, peki. Bir daha o bacağını uzatırsan kırarım. Denesene. Bak derdin ne biliyorum. Ama böyle çözemezsin. Derdimi biliyorsan ne yapacağını da biliyorsundur. Ya da ne yapmayacağını. Kokuşmuş dudaklarını bir daha sevgilinin üzerine görmeyeceğim. Sevgilini zorla öpmedim. Bana bak ufaklık. Ufaklık sen neden bu kadar korkuyorsun? Yerinde olsam kime bulaştığıma dikkat ederdim. Kömürlük güzeli. Yerinde olsam kömürlükten sağ çıkmış bir kıza bulaşmazdım. Instagram güzelliği. Kömürlükten sağ çıktın. Bakalım podyuma çıkabilecek misin? Selam. Uzun zaman oldu ha? Küçük bir siparişim olacaktı. Küçük bir arkadaş için. Gel. Günaydın Umay Hanım. Günaydın. Günaydın. Büyük gün kahvaltınız. Ekstra proteinli. Mersi. Can Bey, nasıl? Her şey tamam mı? Güzel. Güzel. İkinizden de üstün performans bekliyorum bu gece. Bütün gözler üzerinizde olacak. Göz kamaştırmanızı istiyorum. Attığınız her adımda beni temsil edeceğinizi sakın unutmayın. Fırtına gibi eseceksin o podyumda. Herkes kim olduğunu görecek. Dik, dimdik. Öyle güçlü adımlarla yürüyeceksin ki görmesi gereken herkes nereden nereye geldiğini görecek. İkiniz de çok iyi olacaksınız bu gece. Beni de bir gören olur herhalde değil mi anne? Ben de dik yürüyeyim. Karnını içeriye çekmeyi unutma. Hadi şimdi uçun. Hadi. Gel benimle önemli. Bak. Sen o söyleyeceğin önemli şeyi unutma ama ben sana daha önemli bir şey söyleyeceğim. Tut. Çok yanlış davranıyorsun kızına. Duydun mu? Eziyorsun kızı. Çocuk yani bu ve bu geceyi de kurtardık. Sen ne yapıyorsun be? Al şu paçavralarını, delirtme beni. Ah. Lansman geceme katılıyorsun, farkındasın değil mi? Yani öyle herhangi biri olarak değil, aile bireyi olarak, ablam olarak. Yani ne yapmamı bekliyordun? Hani seni kendi haline bırakabileceğimi mi düşündün? Umay Karay'ın gecesi Lebriz'in o kıytırık galerisine benzemez. Pazardan aldığın cicilerinle yanımda duramazsın. Bir uyduruk fön, iki kıytırık kazakla o kapıdan içeriye alacağımı mı zannettin seni? Bu gece Umay Karay'ın ablasısın. Öyle görünmek zorundasın. Ben nerede nasıl görüneceğimi senden öğrenecek değilim. Ben nerede nasıl giyineceğimi de gayet iyi bilirim. Abla meselesine gelince ben Umay Karay'ın ablası değilim. Hatta ben 20 yıldır Ümmü'nün bile ablası değilim. Can Bey. Şımarık. Terbiyesiz şımarık. Terbiyesiz şımarık. Sana mı kaldım ben be? Senin allı pullu kıyafetlerine mi kaldım? Sende para varsa bende de zevk var. Almanız mı? Kapıdan mı alacağız? Bilemiyorum. Gelmiyor mu yoksa? Göreceğiz. Önce bir üstüne başına bakmam gerekiyor. İster misin? Ha yok, ben almayayım. 10 dakikadan fazla bakarsan alnında UK yazan Umay Karay'a dönüşüyorsun. Şirket parasının nereye gittiği anlaşıldı. Bizim sayemizde bize yapılan bir boy gösterisinin tam da ortasındayız. İyi akşamlar. Abim böyle bir şeye nasıl ses çıkarmıyor hiç anlamadım. Bu gecenin yarını da var. Yarın sabaha da var Lebrizciğim. Ha bir dakika. Aç bakalım kutuyu. Biz de kutuları Reşat Baba açar. Of, evet. Buyurun, teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Yıldırım Beyler. İyi akşamlar. İyi akşamlar Volkan. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok. Söylediğim ilaçları kullandın mı? Kullandım hocam, merak etmeyin. geçti gitti. Artık façayı bozmadık da demeyiz ha. Ben hala niye polise gidilmediğini anlamış değilim. Merhaba. Buyurun Umay Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Reşat'cığım, lütfen. Merhaba. Tamamdır Reşat'cığım. Işıyalım. Ah, Ümran Hanım. Hoş geldin. Heyecandan ölünmüyordu değil mi? Eminiz yani. Ölünmüyordur inşallah. Of, ay şu kokteyl faslını bir an önce atlatsak da defile kıyafetlerimizi giysek, atsak kendimizi şöyle podyuma, olsa bitse hepsi. Kızlar, namahrem var. Ya bir de videoya çekiyor manyak. Bakayım. E tamam ya, herkes giyinmiş işte. Ay, ne var bunda? Ama kapatır mısınız? Burası kızların soyunma odası. Lütfen. Ya tamam da yani şimdi böyle güzel bir günde bir alımız bile olmasın yani. Olmasın. Bence çok abartıyorsun. Ya senin bakayım. Heyecan var mı kızlar? Kapatın. Ya tamam artık. Hiç bırak. Sanmıyorum. Çok profesyonel görünüyorsunuz. Tamam ya. Ya bana... Tamam, söz sileceğim. Gerçekten. Bittikten sonra sen de izlersin. Aa, ama çok ayıp aşkım. Tamam, tamam. Kapattım. Ya bir şans dileyip gidecektim. Ne var bunda? Tamam, hadi git artık o zaman. Herkese bol şans. Görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun ufaklık. Umay'ın ablasının farkında mısınız? Kadın çok başka bir şey olmuş ama. Kesin Umay'ın parmağı değdi. Çok hoş kadınmış ama. Kızlar. Ha, çok hoş. Yıldırım Beylere sadece kuru bir merhaba dedin. Ha niye yanlarına gitmiyoruz anlamadım. Ben buradayım Lebriz'ciğim. İstiyorsan sen gidebilirsin. Başım geçti mi çocuğum? İyiyim ben, teşekkür ederim ama bu yeni tarzınızla o çocuğum pek uymadı gibi. Ne oldu? Orası biraz sıcak oldu galiba. Ben bir hava alayım. Ben de geleyim. Lebriz. Rezzan Hanım, hoş geldiniz. Çok çarpıcı bir gece. Siz çok etkili görünüyorsunuz Umay Hanım. Çok naziksiniz ama daha hiçbir şey görmediniz. Gecemiz yeni başlıyor. Ablamı gördünüz mü? Ben Reşat Bey'i gördüm Umay Hanım. Az önce dışarı çıktı. Volkan, bir taksi yolla bana. İyi akşamlar. Elin sırılsıklam, ama terlemişsin. Heyecanlandır, ne bileyim. Ay iyi bari ben terlemiyorum. Kızım yalanıp durmasana, mahvedeceksin rujunu. Heyecanlanır işte Hayal, ne bileyim. Kızlar? Ay anne baksana heyecandan. Senin neyin var? Çok terliyorsun.